Merhaba arkadaşlar bir trader kanalıma hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Dolar TL grafiğimizden başlayacağız. Önce analizlerimize e haftanın ikinci günündeyiz arkadaşlar biliyorsunuz. E, 6.80-6.82 arasında gidip gelmeye devam ediyor. E grafiğimiz çok yatay bir şekilde gitmeye devam ediyor. E bunlar görmeye alışkın olduğumuz şeyler değil arkadaşlar aslında. Alışmıştık böyle her gün 10 kuruş gidip sonra tekrar geri gelmesine. 6.82 yukarıdan e, direncimiz hala e, orada kalıcı bir şekilde duruyor ve çok iyi e, kendisini korumaya devam ediyor. 6.82 direncine 6 kere çarpıp sonra geri gelmiş yani kırılması durumunda 6.90'ların tekrar yolu e, açılacaktır. 6.82 aşağısında kaldığı takdirde bir yükselişten bahsetmek mantıksız olur. E, burada kapanışlara dikkat etmek gerekiyor. E, kalıcılık için. Yani altı diyoruz ama e, oranın üstündeki kapanışlar önemli. Yani bu kapanışlar e, or, yani oraya kapak atması lazım bir şekilde ve e, önemli bir olay olmadıktan sonra oradan aşağıya inmeyeceğini işaret eder. Ederse de yani aşağıya inerse de e, aşağıda stop loss olacaksınız. Yani olay bu kadar e, basit. Yani çok fazla e, düşünmeye gerek yok açıkçası İncelemeye kurgulamaya gerek yok. Ee, sonra tekrar alımı kovalarsınız zaten. Yani bir e, avınızı bekler gibi beklemeniz lazım. Aşağıda arkadaşlar eğer stop loss olursanız. Bu ABD gösterileri biliyorsunuz. Bu Floyd'un ölümü e, ABD'de çok sayıda protesto ve şiddet olaylarını e, beraberinde getirdi. Ama dolara bir gram etkisi olmadı. Olmaz da. ABD böyle arkadaşlar basit olaylarla e, ekonomisi bozulacak bir yer değil çünkü. yani Daha küresel olaylar lazım bize. Yani ABD ekonomisi için örneğin. Ee, şu aralar ABD için haberleri mesela bizde e, gezi olayları oldu biliyorsunuz. Buna benzer hani piyasa e, nasıl etkilendi biliyorsunuz. Yani e, çok e, kırılgan yani piyasamız bizim çok kırılgan. Ama ABD bu konuda yani bizden ve dünyadaki birçok ülkeden daha üstün. Yani ekonomik olarak şimdi e, ABD piyasalar açıldıkça eski günlere gidildikçe ABD dolarının değeri bir süre e, düşecek. Hani bu TL'yi e, ne derece etkiler zaman gösterecek tabii ki ona ama çünkü e, dolar endeksinin bu kadar düşmesine TL çok az tepki veriyor. Ee, ama bu ABD'de basılan tabi karşılıksız basılan para e, illa ki yani bir bir şekilde çıkacaktır bu e, merkez bankalarından. O yüzden e, bir süre piyasalar açıldıkça iyimserlik devam ettikçe dolar endeksi bir süre daha düşebilir. Şimdi dolar endeksi düşerken o sırada işte. Yani Türkiye'den eğer bizim başka dertlerimiz olmazsa hani TL'de belki nasiplenir diye düşünüyorum ama pek durumlar iç açıcı değil. Yani sadece sınırlı geri çekilir diye de düşünüyorum. Hani birçok dünya ülkesinin verileri kötü gelirken Türkiye'den gerilen verilerin iyi gelmesi bence biraz şaibeli bu durumda. Hani sanırım bizi keriz sanıyorlar diye düşünüyorum ben. Ufak bir böyle gelişme oluyor. Az önce haberlerde de okudum mesela. Hemen Toparlanmaya başlıyoruz, sesleri geliyor yukarıdan, aşağıdan. Arkadaşlar e, aklımızda sanırım alay ediyorlar ama e, ettirmeyelim lütfen. Kendimizce e, yorumlayalım grafikleri, kendimiz analiz edelim. O yüzden e, başkalarının gözüyle değil kendi gözünüzle bakın e, verilere o şekilde yorumlarsanız gerçeği zaten sizde kesinlikle görmüş olursunuz. E, dolar endeksi 99.573 seviyesine kadar düştü. Çok fena e, güç kaybediyor. Küreselde CDS primi 535 e, bas puanda hala yüksek. Yani dolar çıkışını illa sürdürecektir. Bu e, swap haberleri doların çıkmasını engelliyor. E, tam çıkışa hazırlanırken swap olarak denmesi bile yani swap haberinin swap denmesi bile arkadaşlar doların ateşini bir şekilde almaya yetiyor. Ama orta vade zaten 7'lü rakamları tekrar test edecektir diye düşünüyorum. Biraz daha zaman lazım sadece. Bunun için sadece al-sat yapanlar için bu aralar işler iyi gitmeyebilir. Yani şu an al-sat yapmak yerine al bekle daha mantıklı. Merkez Bankası para politikası kurulu toplantı özeti yayınlandı. Biliyorsunuz enflasyondaki düşüşün devam etmesi için bu temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiğini ifade ettiler. Şimdi gözler çarşamba günü e, tweet'ten gelecek olan bu tüketici enflasyon verisinde. Olacak bakalım hani bu sefer ne yapacaklar, ne diyecekler. Enflasyon verisi e, dolar üzerinde etkili olabilir arkadaşlar. Grafik üzerinde e, bakacağımız zaman ise e, 6.82 zaten burada bariz bir şekilde e, görüyorsunuz aşağı düşmesi e, yani 6.82'nin aşağısında kalması ilk önce 6.75'lere, daha sonra 6.70'lere getireceğini düşünüyorum. E, teyit almak için alt yükselişin teyidini almak için alt 80 üzerine geçmesi ve e, burada aşağıda makedonya yukarıya gitmesi ve hareketli e, ortalama üzerine çıkmasını bekleyebilirsiniz. Fakat teyitleri çok e, dirençler daha önemli buradaki e, göstergelerden çok direncin üzerine bir kalıcılık yaratırsa burada alt 90'ını görebiliriz. Şimdi e, biraz da onsa geçelim arkadaşlar. Evet. Onsalt'ın e, çok güzel bir yerde duruyor arkadaşlar. Tahminlerimiz doğrultusunda e, eğer burada kalıcı olmaya başarırsa yukarıda bizi 1750-1753 seviyeleri bekliyor olacaktır. E, gram altıncılar da nasiplenir bu yükselişten. E, çünkü e, yani biraz da dolar e, yükselirse durum baya güzel olur gram altın içinde. 1730 seviyesinin üstünde olduğu sürece yükselişler gelecektir ama 1750 seviyelerinde e, çok satışıyor arkadaşlar. Şu yukarıda özellikle. Şu kısımda 1750 seviyelerinde burada çok satış, satış yiyor. Kar satışları çok fazla. Ee, yani 1750 kısmı e, çok güçlü bir direnç görevi görüyor. Yani beklentim benim hani e, biraz yani birkaç kez deneme yapacaktır düşünüyorum. 1730 seviyesinin üzerinde kaldıkça e, o tarafta. Ama bu yükselişe destekler gelmesi gerekiyor arkadaşlar. En önemli desteği yani ABD Çin arasındaki gerilim olacaktır diye düşünüyorum. Onlar kavga ederken hani biz de bu gerilimden bir şekilde yararlanıp ekmeğimize bakabiliriz diye düşünüyorum. Ee, bir Bu ABD piyasaların biliyorsunuz yani Türkiye olsun ABD olsun birçok dünya Avrupa olsun e, piyasalar artık birazinden itibaren e, açıldı açılmaya devam ediyor. Bu piyasalardaki iyimser hava e, oldukça arkadaşlar altının daha yüksek seviyeleri denemesinin önüne e, engel oluyor. Yani elimizdeki elimizde bu ABD Çin virüs e, muhabbeti var ama piyasalarda açılmaya başladığı için 10 altına yaramıyor. Bu. O yüzden yükselişler çok kısa sürüyor. Yani yukarıda kalıcılık pek sağlayamıyorlar. Yani tam böyle 700, 1750 üzerine gelecekken hani piyasada imser hava yüzünden tekrar 1730-1750 seviyeleri inebiliyor. inebiliyor. Onsaltanın yükselmesini sağlayan bir haber daha var arkadaşlar. O da şu. Şimdi ABD'nin bazı kentlerinde biliyorsunuz bu protesto gösterileri oluyor. Ee, salgının bu şekilde yayılma hızını artırabileceği ve buna bağlı olarak ekonomik toparlanmanın sekteye uğrayacağına ilişkin e, haberler de altına çıkmasına e, sebep oldu. Genel olarak grafik üzerinde inceleyecek olursak arkadaşlar altını e, 1730 aşağıdaki desteğimiz hala güncel kendini koruyor. 1730'un üzerinde kaldıkça buralarda bir kapanış yapması durumunda e, tekrar 1750 rakamları test edeceğini düşünüyorum. 1753'ün de üzerinde kapanış yaparsa Yukarıda arkadaşlar çok güzel yerlere tekrar 1770'ler, lira doğru gidebilir arkadaşlar. Ama dediğim gibi öncelikle burada şu, şu kanal çok önemli arkadaşlar. Şu kanal arasında gidip geleceğini düşünüyorum. İlk etapta burayı birkaç kez daha dener. Çünkü direkt ilk denemede yukarıda bir kalıcılık sağlayacağını düşünmüyorum. Bir 4-5 kere burayı dener. Bu haklı satış yiyorsa eğer 1730'a kadar tekrar düşer. Oradan durmak göre dünyadaki haberlere göre de tekrar aşağıya inebilir diye düşünüyorum. Fakat e, alınması için e, beklentim yukarıda devam etmekte. Biraz da arkadaşlar gram yorumlayalım. E, gram altın e, alıcısı da çok satıcısı da çok olan bir enstrüman. E, gram altın da arkadaşlar e, güzel. Gram altında şu an dolar palitesindeki bu yataylıkla birlikte hani gramda da pek bereketlik yok. Hatta ben şöyle söyleyeyim size. Bir aydır yerinde sayıyor da diyebiliriz. E, bu insanları şimdi bir şekilde alsat yapmaktan e, vazgeçirmek istiyorlar. Özellikle bu kısa vadicileri. Yani bunların derdi e, bence küçük yatırımcılığa yani orta ölçek yatırımcılığa ama e, her şeye rağmen biz yine işimize bakmamıza devam etmemiz lazım arkadaşlar bu saatten sonra hani bizim yapacak bir şeyimiz yok e, bizim açımızdan e, gün ola hayrola diyelim gram altında arkadaşlar beklentim hala elimizde e, tutmamız gerektiğinde e, 4 seviyesini bekliyorum açıkça ama hani ne zaman e, olacak destekten seviyelerimi seviyelerimizi beklememiz gerekiyor kırılması lazım onların uygun pozisyona devam etmemiz için hani milletin altın düşecek dediğine bakmayın. Bunların hani e, diyenler emin olun arkadaşlar. Elinde altın olmayan adamlar. Hani bir şekilde algı yaparak ki hani o da öyle olmaz ama kendilerine göre hani işte altını satıp milletin ucuzdan toplamak e, toplamak istediklerini düşünüyorum. O yüzden bu şekilde bir algı yaratıyorlar ama hani bence e, bunlara yani kendiniz yorumlayın arkadaşlar. Ben size öyle söyleyeyim. Daha iyi olur kendiniz yorumlamanız. Şimdi burada 380 seviyemiz e, burada 380 seviyemiz arkadaşlar önemli bir seviye. Hareketli ortalamamızın zaten üzerinde kalma, kalacağı benziyor. Şu an herhangi bir aşağı doğru kapanış yaptığını yapmadı. Eğer 380 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettikçe yukarıda 385 seviyeleri görebiliriz. Ama olursa bu bar bugün 378'lerde kapanırsa arkadaşlar o zaman aşağı doğru e, düşüş demeyeyim ama bir geri çekilme olabilir 370'lere kadar. Zaten 370'lerin aşağısı geldiğine göre bir trend aşağıya doğru gidiyor demektir. Ama şu an hareketli ortalamamızın üzerinde 380'in üzerinde. O yüzden 6 gramda da devam edebilirsiniz. Yönümüz yukarı yönlü devam olabilir. Şimdi biraz da gümüş yorumlayalım. Arkadaşlar gümüşte de şöyle bir güzellik var. Gümüş evet yukarıda güzel bir satış yemiş. Şu aşağısını beklemekte fayda var. Şu an 3.99'da 399 aşağısı 387, şurada bir 85-87 kanalımız var arkadaşlar, bu kanal oldu artık. Eğer 380-399'un altında herhangi bir kapanış yaparsa burada ilk hedefimiz 387, daha sonra burada 380-375 ve 370'lere kadar düşeceğini düşünüyoruz. Fakat burada 399'un üzerinde bir kapanış yaparsa yukarıdaki ilk hedefimiz 4.10 olacaktır, arkadaşlar gram gümüşte. E, gümüş alımları için şu an acele etmeyin birkaç gün bekleyin biraz da piyasaya göre şu seviyeyi kıracak mı kırmayacak mı ona bakın ona göre tekrar alımlarınızı ya da kar satışlarını yapabilirsiniz. E, analizlerimizi burada bitireceğim arkadaşlar herkese iyi trade'ler diliyorum kendinize iyi bakın.